Hepinize iyi akşamlar. Saat 21.49, 17.04.2016. Şöyle bir follow alert testi yapacağım hemen. Yayınımıza başlayacağız. Subscription alert diyelim. Çalışıyor. Şey, donation geldi. Alert diyelim. Seni tebrik çalışıyor, ediyorum. Çalışıyor. Sorun yok. Dakika yaştım, saniye yaştım. Hepinize merhaba. Şu anda her şey yolunda zannediyorum. Kodumun yerinde. Herhangi bir sorunumuz yoktur. Şimdi oyunu da açmak üzereyim. Chat'te tamam. Hadi bakalım. Splinter Cell Conviction'a başlayacağız. Fenerbahçe'ye 4-1 yendi. Bir şey değişmedi. Yine 5 puan var aramızda. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Bir sesi de konuşacağım. Şimdi oyunu da açmak üzereyim. Tamam, şu mikrofonu birazcık daha kendime yakınlaştırayım. Evet, Conviction'ın hikayesi şöyleymiş. Sam Fisher, Third'e eşleyen biliyorsunuz biz 2 tane oyunu oynamadık. Daha doğrusu 3 tane oyunu mu atladık ya? Bu 5. oyun galiba. Ben 2, 3, 4'ü atlamak zorunda kaldım arkadaşlar. İğrenç bir turum. Yani Pandora Tomorrow, Chaos Theory ve Double Agent Open Broadcast Software ile çalışmadığı için hiçbir şekilde mecburen bu 3 oyunu da atlamak durumunda kaldık. Ama şimdi dolayısıyla şeyi oynuyoruz. Conviction'a başlayacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın bu konuda. İyi akşamlar hepinize. Merhaba. Durumlar bunlar. Yani mecburen Conviction oynamak zorunda kaldım. Conviction'ın hikayesi Sam Fisher'ın 20 sene önce kızı ölmüş. Ve kızını öldüren kişi de Malatya diyorum ya. Malezya neresiydi orası bilmiyorum. Bir bakayım. Şuradan bir bakayım. Not almıştım buraya. Sam'in kızı Sarah Fisher ölüyor. Arkasında eski Third Echelon şimdiki silah tüccarı yani bizim gibi eski bir Echelon'cı olan bir ajan şimdi silah tüccarı olmuş. Adı da Andrei Kobin olduğunu öğreniyor kızını öldüren kişinin. Malta'daki villasına onunla konuşmak için gidiyoruz. Hikaye böyle başlıyor. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Bir osurayım izninizle bir dakika. Evet, bir de suyumu içeyim. Evet. Oh, fuck. Evet, işte durumlar bunlar. Hadi bakalım. Göreceğiz. Oyun bize neler sunacak, neler yapacak, neler olacak, neler bitecek. Hepsini göreceğiz. İzninizle ufaktan yalnız şöyle bir ekranımı da bir düzeltmem gerekiyor. Bir kere bir dashboard'um falan şunu tekrardan bir test edeyim. Oh shit, zengin geldi. Tamam, donation alert da edelim, follow alert da edelim. Dashboard'umu da edeyim. Her şeyi bir kontrol edelim falan yayınımıza başlıyoruz. Bütün bu yayınları yine YouTube kanalıma atıyorum biliyorsunuz. YouTube kanalı artık benim için bir müze oldu. Ben YouTube'da internetteki görsel içeriğimi orada saklamak için sizlere artık kanalım ona yarıyor. Başka bir boka yaramıyor. Biliyorsunuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Koyam. Milyondur belki Diatlov geçidi vakası evet. Var diye 2016 Şubat'ında bir ne adam o? Ölmüş 50 yaşlarında Rusya daha iyi bir havada araştırmak için ileri bir tarihe almış. Falan feşfekan. Milyondur belki yayınlar. Sağ ol Argo selam. Teşekkürler. Argojit'in amına koyan biliyondur, biliyondur. Belki Diatlov geçidi vakası vardı ya, evet 2016 Şubat'ında bir adam ölmüş 50 yaşlarında. Rusya daha iyi bir havada araştırmak için ileri bir tarihi almış falan feşekan. Anlamadım Argo cümleni, yani 2016 Şubat'ında bir adam ölmüş 50 yaşlarında olabilir, ölmüştür. Rusya daha iyi bir... aynı bölgede 2016 Şubat'ında daha yeni 2 ay önce bir adam ölmüş. İyi bir havada araştırmak için ileri bir tarihi alınmış falan feşekan. Vay anasını yeni mi olmuş bu ilginç? Şaşırdım ya. Doğrudur valla. Bölgede ilginç şeyler oluyor. Araştırmak isteyenler herhalde. Neyse şimdi Merchant Street Market'teyiz. Oyunu oradan başlayacağım. Ben tabii ki bir 10 dakika kadar falan oyunu oynadım. Hadi bakalım başlıyoruz. Ubisoft Montreal. Montreal güzel işler çıkarıyor. Montreal'in şeyi var. 74 saat. Beyaz Saray, Washington DC.
74 saat önce. The thing you have to understand is this. The Sam Fisher you knew is dead. Bildiğin Sam Fisher öldü diyor. Amerika öldürdü onu. Make one sacrifice too many, cross one line too far. A drunk driver killed him. Some anonymous asshole who ran down his daughter and vanished. She was the one thing in his life. Hayatta tek sevdiği bir şey vardı, kızıydı. Sarhoşun biri geldi, ezdi. Onu ajan öldürdü. Set him up, turned him loose. And told him to pull the trigger on his best friend in a dirty New York City basement. New York'taki önceki oyunu anlatıyor. Bizim başımızdaki adam vardı ya, Lambert. Irving Lambert. Yani Sam de öldü diyor. Hatırlarsınız. Böylece terk etti. Third Echelon'u terk etti. Bildiği hayatı terk etti. Her şeyi arkasında bıraktı. Amerika'sını, annesini. Yaşamak için bir şey bulmaya çalıştı kendine, bir yol. Ve sonunda buldu. Kızının ölümünün bir kaza olmadığını öğrendi. Bir isim duydu. Malta adındaki, Malta'da, Valletta adındaki bir yerde bu ismi buldu. Sizin için bir şey var efendim diyor. Lütfen bunu kabul edin. Sam. Kim bu? Nasıl beni buldun? Benim sesimi tanımadığını söyleme. Bu kadar zaman sonra. Grim arıyor biliyorsunuz. Grim's Daughter. Bizim eski birinci oyundaki kız. 2 ve 3 ve 4'teki oyun. Yakınlarda adamlar var diyor. Senin burada olduğunu biliyorlar diyor. Beni nasıl bulduğunu hala söylemeyecek misin? Biz 4 eşyalanız. Her yerde gözümüz var. Herkes üstünde gözümüz var. Yukarı bak diyor. Göreceksin bizi diyor. Yukarı bakalım. Do you want to see the controls of the... C? No. Evet, bak oradan bizi izliyorlar. Tördeşleyen bizi izliyor. Beni nasıl bulduğunu hala söylemedin. İlerle diyor, adamlar var diyor etrafında. Marketin orada seni koruyacak birçok şey var. Türkçe yama yok arkadaşlar bu oyuna. Etrafta siviller varken ateş edemem diyor. Şu anda tek amacım seni oradan tek parça olarak çıkarmak. Tamam, ilerle diyor ilerideki adamların yanına, yoksa follow Grimm's instruction going to the booth area. Okay. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bir kere oyunun şu sesini ben bir açmalıyım. Çünkü hakikaten bir şey duyamıyorum. Birazcık açmam lazım. Herhalde size de az geliyordur ses. Birazcık da şöyle açayım. Birazcık da benim mikrofonumu açayım falan. Okay. Hadi bakalım. Bu oyunda dediklerine göre bir cover sistemi var. Daha doğrusu benim de bildiğime göre biliyorum. Şimdi göreceksiniz birkaç saniye içerisinde bu cover sistemini. Yalnız bilmeyenler için tabii ki, bilenler için sorun yok. Şimdi size bu cover sistemini göstermek üzereyim. Buradaki amacımız kızımızı öldürdüğünü artık öğrendiğimiz adamın mansion'la, yani villasına saldırı yaparak adamla karşılaşmak ve hesap sormak. Hadi bakalım. Şimdi burada bakın böyle bu şekilde saklanabiliyorsunuz falan. Böyle bu şekilde böyle space tuşuna basarak saklanabiliyorsunuz. Şimdi adamın gitmesini bekliyoruz oradan falan. Falan filan böyle bu şekilde. Okey, şimdi ışıkları kapatacak kardeşim ya. Bakın ileride ışıklar kapandı falan, zoom yapabiliyoruz. Tekrardan bir... Şimdi geçmişe gidiyoruz. Kızımızın 20 yıl önceye gidiyoruz. Hadi bakalım. Kendi evimizdeyiz tekrardan. Yani ilk defa daha doğrusu. Şu anda Sara'nın odasındayız. Sara Fisher kızımız. Biz Sam Fisher. Merhaba ufaklık. Sorun ne? I don't like the dark. It's
Karanlığı sevmiyorum. Beni çok korkutuyor. Kapar, açar mısın ışıkları lütfen? Açalım bakalım. Korkacak bir şey yok diyor karanlıktan. Karanlık bazen iyidir. İyi gelir. Uyumak istediğin zaman falan. Tamam, o zaman ışıkları kapat diyor. Kapatıyoruz ışıkları falan. Işık varken karanlık yerleri göremezsin. Ama karanlıkken etrafını daha iyi görürsün. Çevrende canavarlar varsa falan, karanlıktaysan seni göremezler ama sen onları görürsün. When you're in the dark and your eyes get used to it, you can see all sorts of things around you really well. And then you can do stuff with them. Take a look at your mobile. You can see it really well, right? If there were monsters standing underneath it, because I can see it, maybe I could make it fall on them and they'd go away. And it would fall on their heads and they wouldn't be bad anymore? That's my girl. Karanlıktaki ışık senin dostun olur diyor. Çünkü çevresindekiler o ışıktan kaçarlar diyor. O yüzden karanlıkta görmek önemlidir diyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Okay, nice and dark, just the way you like it diyor. Tamam, bakın şimdi burada zoom yapabiliyorsunuz bu sefer. Yani ben aslında uğraşmayacağım anasını satayım. Bir tane sana çakayım. Şuraya bir saklarayım bakayım. Şimdi mesela buradan buraya, buradan buraya gidebiliyoruz direkt falan. Sonra böyle zoom çakır, pat diye bunu da indirebiliyoruz falan. Sonracığıma bu adamları falan da böyle arayabiliyoruz. Yine böyle artist hareketler de var yani. Falan filan. Şimdi hikayeyi anlatıyor tekrardan hikayeyi falan. Hadi bakalım. Bunlar şimdi kızının öldürüldüğü mü, kaçırıldığı mı ne? Akşam bu. Bakalım başına neler gelecek göreceğiz. Evet, burada böyle bir hareketler falan var. Puanlar kazanıyorsunuz. Execute yaparak burada belirli şeylerle adamları işaretledikten sonra tak tak böyle indirebiliyorsunuz falan. Otomatik kendi indiriyor herifleri. Böyle böyle gidiyor geliyor falan filan. Baba ne yaptın onlara? Bakma onlara Sara diyor. Evet Efkan öyle. Sam. Hadi bakalım. Şimdi böyle bu şekilde kontrol tuşuyla eğilebiliyoruz falan filan. Hikayede tabii ki klasik yine bakın buradan böyle zımbırtılarımızı alabiliyoruz adamdan falan. Yalnız bir şeyi anlamadım oyunda. Böyle zıplama falan var, bir şeyler var, iyi güzel de oyunda hızlı gitmeyi çözemedim daha. Şu anda nasıl gidiliyor bilmiyorum. Yani heriflerden bir şeyler alıyoruz falan ama yani nasıl mesela ayağa kalkarak koşmayı anladık. Onda bir sorunum yok. Ama şeyi çözemedim abi daha henüz. Dur bakalım göreceğiz. Yani eğilik pozisyonda yürümeyi. Bir de neden oyun siyah beyaz oluyor bazen? Bazen olmuyor. Onu da anlayamadım ama öğreneceğiz bakalım. Evet, J to press perform kill diyor. Buradan böyle bir perform kill yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Evet, bu şekilde. Sonra herifleri işaretledikten sonra tak tak böyle bunları indirebiliyoruz falan filan. Hadi bakalım tekrardan saklanalım. Buradan gideceğim bu sefer. Buradan şuraya gidelim. Sonra buradan şöyle şuraya. Aslında yandan da gidebilirim değil mi? Burada adamlar falan yok herhalde. Böyle böyle gidelim. Evet. Şimdi Dimitri Gramkos adında bu şeyin bizim kızımızı öldüren eski törde eşilan ajanının şeyi var. Biliyorsunuz bu artık mafyalaşmış falan. Drug dealer bu. İşte eroin kaçakçısı, ne bileyim silah kaçakçısı falan. Yayını paylaşırsanız çok memnun olurum bu arada. Instagram'da paylaştım, Twitter'da, Facebook'ta paylaştım. Facebook'ta var mı bu arada yazarsanız çok sevineceğim. Ondan sonracığıma oyun animasyonları güzel. Evet evet güzel. Ve şimdi o adamın da sağ kolu olan, bu gangsterleri yöneten adam olan Dimitri Gramkos'un peşindeyiz. Onu interrogate edeceğiz ve